Haydi gidiyoruz. Dağlara yol almaya. Herkese merhaba arkadaşlar. Karlı dağlara yolculuk başladı. Gördüğünüz gibi Fredo Dobon'da. Burada herhangi bir araba gitmemiş. Onu size şöyle ispat edebilirim. Görüyorsunuz. Bu ayak izleri var. Bu insan ayak izi mi? Yoksa bir yaban hayvanının ayak izi mi? İlerleyen yollarda anlayacağız. Bir dolu malzeme var. Sırt çantamda. Şöyle kürek dahi var. Bilmiyorum, kamera gösteriyor. Üzerimde yaklaşık 20 kiloya yakın bir ağırlık var. Uyku tulumu, çadır, tüfek, tabanca, işte o bu. Tek başınıza eğer dağa çıkıyorsanız güçlü olmanız gerekiyor. Bu havada artık yollar karıştırılır. Siz eğer bu tarz bir kamp yapacaksanız tek başınıza, mutlaka bildiğiniz bir yere gidin. Arabanın gittiği yerde, ormanda da sonuçta yollar var. İşte 4x4'ünüzün de olmasına gerek yok. Zincir takar bir yere kadar gidersiniz. Çadırınızı kurun. Kampınızı yapın ama doğayla olun. Yaklaşık yürüyeceğim yol 4 kilometre. Soğukta ne var? Onu da belirteyim. Kameranın şarjları, telefonların şarjları çok çabuk bitiyor. O yüzden fazla yolu çekmeyeceğim. Çok ekstrem bir durum olursa ancak o zaman çekeceğim. Dogo ile Fredo gitti bakın. Şimdi ben de yola çıkacağım. Haydi ya Allah, bismillah arkadaşlar. Haydi, haydi kızlar. Bu yol izinin ne açtığını öğreneceğiz. İnsan mı, hayvan mı? Şu ana kadar hayvan izi olduğu belli. Bakın zaten Dogo ile Fredo o tarafa gidiyor. Hayvan izi de ama şurada bir büyük bir iz var. Bakacağız. Biraz daha yukarı çıkalım. Daha net anlarız. Malum avcılar da çıkar bir yere kadar. Evet. Avcı izi gibi, ayak izi. O kadar ağır adımlarla gidiyoruz ki rampa çok dik. Taşıdığınız her bir malzemenin ağırlığı var, bir kütlesi var. Böyle yürüyerek kamp yapıyorsanız bu kütleyi, bu malzemeyi, bu ağırlığı çekmek zorundasınız. Ayaklarım. Devam, durmak yok. Ormana ulaştık. Yazın şu sol tarafta barınak yapmıştım. İlk mola yerim orası. Hadi. Hala duruyor barınakların ağacı. Ağaçları. İnsan izi değil bunlar.
Bilmiyorum. Kamp yapacağımız yer burası arkadaşlar. Şimdi Fredo gelecek. Gel hadi seveyim seni. Hadi gel. Gel gel gel. Kıyamam gel. Evlat evlat. Aferin. Hadi kampımızı yapalım. Hadi. 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 Dogo. Ne var orada? Ulan yatırırım seni kara. Kameraları şarja koydum arkadaşlar ki sıkıntı yaşamayalım diye. Dediğim gibi soğukta çok çabuk şarj bitiyor. Şimdi Dogo ile Fredo ile bir yarış yapacağız. Bakalım hangisi beni geçebilecek. Hazır mıyız? Dur bakayım şu mikrofonu şöyle saklayalım bize düşmesin. Dogo. Haydi. Koş. Hayır aşağı ben de koşarım. Fredo daha itilecek. Aferin. Gel bakayım sen buraya. Sar banyosu. Hazır hop. Aferin oğlum. Otomatik çadırı getirdim. Sebebi şu. Otomatik bu gibi yerlerde işte yere kazık çakmanıza gerek yok. Ve daha seri, daha pratik olduğu için bunu tercih ediyorum. Siz varsa eğer otomatik çadırınız arkadaşlar onu kullanın. Eğer öbür çadırlardan varsa çubuklu ona biraz zahmetli. Hepsi o. Ama genelde kar kamplarında böyle otomatik çadır daha nasıl diyeyim daha sağlam oluyor. Daha güvenilir oluyor arkadaşlar. Çadırımız hazır.
Şimdi yanlarını karla besleyeceğiz arkadaşlar. Çadırımız iki katman gördüğünüz gibi. Birinci katman, ikinci kamuflajlı katman. Bu yerle birleştiği yerde normalde eğer kar olmasa toprak. Fakat şu an ne var? Kar var. Hava çıkmasını önlemek için bu karı serdik arkadaşlar. Etrafını dört bir tarafını dolandırdık. Güneş batmadan arkadaşlar ateş çukuru, ıvır zıvır her şeyi hazırlayıp geceye tam tekmili girmemiz lazım ki ölmeyelim değil mi soğuktan? Haydi. Ateşi buraya yakacağız ama rüzgar ters eser, o olur bu olur diye şuradan biraz kar toplayacağız. Şuraya sereceğiz. Ki çadır zarar görmesin. Şimdi burada kar o kadar yüksek değil. Fakat buz buzdur. Kar kardır. Güneş güneştir. Ateş ateştir. Yakar. Dondurur. O yüzden aldanmayın yani. Ya kar azmış. Orada ne var durmakta demeyin. Eğer bir tarafınız ıslanırsa zor durursunuz. Birazdan daha yükseklere çıkacağız. Şu kamp yerini ayarlayıp. Everest'e çıkarken de öyle arkadaşlar. Yani insanlar bir yere kamp yeri yapıyor, hazırlıyor. Ondan sonra yukarı çıkarıyor. Burası da öyle, bu dağlar da öyle. Şimdi kamp yerim burası diyorum. Bir nokta. Ve bu noktadan yukarı doğru çıkmak çantasız daha rahat. Daha nerelere gideceğiz? Ey gidimek. Bakalım yukarıda neler var. Şu tamam. Şöyle yaptık mı? Şu an Fredo'nun yattığı yerde uyku tulumunu işte battaniyeyi sereceğim arkadaşlar. Fredo, rahatın yerinde mi oğlum? Fredo. Çok mu uykun var? He? Fredo. Çadırımızı kurduk. Karla kapladık. Ateş ocağımızla da hafiften yaptık. Her şey hazır. Yola çıkmadan önce ateşi yakmam lazım. Şimdi kuru odun toplayacağız. Kuru odun. Diyeceksiniz ki nerede var kuru odun? İşte asıl şimdi orada devreye giriyor. Şurada ağaçları birazdan göstereceğim. Kırılmış ağaçlar var karların üstünde. İşte alın size kuru odun. Ve burada kamp yapmıştım daha önceden. Küçük küçük odunlar var bırakmıştım. Odun bakımından şanslıyız yani. Hadi fazla oyalanmayalım. Daha çok işimiz var. Şimdi odun toplamaya. Evet. Bir numara. Bulduk. Öbür ağaçlara zarar vermeden. İşte. Sen gel bakayım şuraya. Bir saat yanmaz bile bu odun. Biraz daha ilerlere gideceğiz. Şurada. Bakalım.
2 numara. Ne var aşağıda? Ne kadar yüksekte olduğumuzu gösteren belirgin bir görüntü arkadaşlar. Ağaç kırılmış. Hop. Tabii limana ve çevreyi analiz ediyorum. Şu var buradan aşağı. Oo, şimdi bir dakika. Şu an çok tehlikeli. Yani nasıl tehlikeli abi diyeceksiniz. Şurada kaydın aşağıdasın. Ve izler var. Logo. Ne var orada? Kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama izler var. Aferin benim kızıma. Hadi gel. Aferin oğluma. Hadi. Gel. Gel logo. Bakın en güzel yeri bulmaya çalışıyor. Yani en rahat yeri daha doğrusu en güvenli. Aferin benim kızım. Gel kızım. Gel. Neyse çıkalım. Odunları, bulduğumuz odunları geri götürelim. Haydi. Dogo sen önden git. Hadi kızım. Hadi. Yürü kızım. Hadi önden. Şimdi ben buradan mı geçeceğim? Neyse buradan geçeriz. Bir tane daha odun. Hop. Ne var orada? Ne izi onlar? Söyle. Domuz bu kızım. Ne izi onlar? Yükselteceğiz. Ateşimizi yaktık. Alet edevatları hazırladık. Yedek batarya, şarj kablosu, o bu ne varsa. Dogo hadi gidiyoruz Fredo. Hadi. O ince ince yanacak ateş. Gel. Gel kızım. Gel oğlum. Gel. Aferin. Dur. Dur 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 dur. Ya Allah bismillah. Dağların yukarısına. Haydi bakalım. Bunu almayacağım yanıma. Baltaya gerek yok.
Geldiğimizde de ateş yansın yani mümkünse. Şöyle yaptık mı tamam, ince ince yanar. Kamp alanımız burada. Ateş güzel yanıyor. Haydi gidiyoruz, haydi. Bakalım dağ tepelerde neler var. Hangi hayvan izleri var. Değil mi? Gidip bir bakalım. Şimdi sol sağ, sağdan gidersek daha bir uzun yol ve çetrefeli. Biz tabii ki sağa tercih edeceğiz. Şöyle bir göstereyim. Hiç kimsenin geçmediği yola girdik. Bu izler yaban hayvanın izi. İnsan izi değil, insan ayak izi değil. Bu gelmiş, buradan yukarı çıkmış. Tilkiye benziyor, tilki izine. Karda adım atmak gerçekten zor ve çok zor. Kredo da susadı, kar yiyor bakın soğuktan. Kar da derinleşiyor gitgide. Şu an diz boyu kar. Sevdum da ağlamadım. Böyle durdum ya hali. Böyle durdum ya hali. Ben sevdum ağlamadım. Sevdum da ağlamadım. Böyle durdum ya hali. Böyle durdum ya hali. Geldiğimiz yol burası. Şöyle biraz ormanı izleteyim size. Yanımda hiç kimse yok. Tek başıma, Fredo ve Dogo hariç. Bu dağlardayım. Bizden önce ne geçmiş buradan? Bunlar tilki izi ya. Tilki izi arkadaşlar. Ateş beni. Yalnız baya derinleşti artık. Ateş beni. Evet, yol aç. Yol aç. Ben yürekten yol aç. Yanmışım, yüreğimden yanmışım. Ateş beni yakar mı? Ateş beni yakar mı? Burada tilkinin izi şu taraf sağa gitmiş. Buz tutmuş mu acaba, kırılmış mı? Yok. Baya baya buz. Kırılmıyor da ya.
Bakın derinlik şu. Ama bu bayağı kalın buz tabakası var. Azar hemşin deresi, yine böyle bakar mı, yine böyle yol alamıyoruz. Yani o kadar yavaş yürüyoruz ki. Sebebi şu, açılmamış yollar. Yani hiç kimse geçmemiş. Şimdi bir dogo geçiyor, Fredo geçiyor. O izi takip ediyorum. Sürekli ayaklar işte şöyle. Ve yani acayip yoruluyor insan ya. Buna alışkın olmanız lazım. Şu ormana bak. Karın mesafesi, tabii o da çok önemli. 1 metrede de farklı, 2 metrede farklı. 30 santimde daha farklı. Şurada su sesi var. Dere var daha doğrusu. Oradan su içeceğiz. Şimdi bu yolculuğu nasıl yapabilirsiniz? Sadece yürüyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada hiçbir 4x4 gitmez. Çapalama lastiği olsa da vır zıvır. Diyeceksiniz ki ya şöyle arabalar var, böyle arabalar var. Dur hemen anlatayım size onu da. Bir tane jip aldığınızı düşünün. Fazla değil ya, 30 santim kar, 40 santim kar da yol alacaksınız. Buna ne yaptınız? 4x4 tamam. Lastikleri büyüttünüz. Eyvallah. Yükseltme yaptınız. Eyvallah. Şimdi her yeri çıkar mı sanıyorsunuz? Çıkmaz arkadaşlar. Her yeri çıkmaz. Hani bu L200 olur, Toyota olur, ne olursa olsun. Çapalama lastik olur, o olur, bu olur. Çıkmaz. Bir noktaya gelir, tıkanır. Çünkü araba önü kar topluyor, topluyor, topluyor. O 30 santim gördüğünüz olacak 1 metre. Bir arkadaşım vardı, onunla biz Bolu'da L200 vardı. Düşünün, vinç vardı, o vardı, bu vardı. Yani diyeyim ki dizimin az üstünde bir yerde kaldık. Ama bayağı bir çıkmıştık 1000 küsur metreye. Ondan sonra gidemedik. Ne yaparsanız yapın, vinç dahi olsa. Araba çünkü basıyor yere. Önü kar topluyor. Bir de bir arabayı ne kadar yükseltebilirsiniz? Bir de onu tartışalım. 33 lastik aldınız. Yani bilen bilir, daha kalın ve geniş. Lastik abatınız büyüdükçe arabanın çekişi azalıyor. Hadi low'da onu da önlediniz. Orta diferansiyel ne kadar yükselebilecek? Eninde sonunda o da bir yerde değecek. Yani akıl işidir offroad. Çok severim. Beyin işidir, zeka işidir, refleks işidir. Kazanılmış deneyimlerin eseridir offroad. Bazı reflekslerimiz vardır. Onlar beyni söylemesek bile o beynimiz daha önceden alıştırma yaptığınız için alışıyor. Hareket ediyor. Mesela işte tam kaydı sola. Beyin o esnada sağa kaydı, sola çevir, sağa çevir demeyecek. Ne diyecek o aslında? Daha önce öğrenilmiş refleksler. Evet bak en sonunda cümleyi buldum. Öğrenilmiş reflekslerin en iyi uygulandığı yerdir. Offroad, jeep, bu tarz yerler. Ama dediğim gibi sonuçta yürüyeceksiniz arkadaşlar. Yürümezseniz bu güzellikleri göremezsiniz. Zaten doğa diyor ki gelmeyin diyor. Bu karlar yağdığı zaman gelmeyin. Yaylalardan herkes dağlardan aşağı iniyor. Gelmeyin, 1 metre 2 metre olduğunu gelmeyin diyor. Gelirsek de işte böyle 1-2 tane benim gibi dağlı seven, doğa seven arkadaşlar olur. Ya hem dinlendik hem sohbet ettik işte. Haydi gidelim, haydi haydi haydi. Durmanın zamanı değil. Evet. Tilki bu tarafa gitmiş, sağa. Neyse onu takip etmeyelim. Biz kendi bildiğimiz yoldan gidelim düz. Haydi, haydi, haydi. Hızlan. Koş. 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 Daha hızlı. Daha hızlı. Koş. Fredo, öğreneceğim bu eğitimleri. Öğreneceğim oğlum. Dogo'ya bakın. Sürekli kokluyor arkadaşlar. Domuzu, osu, busu. Ne varsa.
Bakıyor, kontrol ediyor. Dereyi geçtikten sonra kanın yüksekliği artıyor. Şurada bir su içelim ya. Nasıl susadım, nasıl susadım? Kamerayı bırakalım böyle. Direkt dereden su. Su içseydin de ondan sonra geçseydin. Ha? Ah. Bakalım burada yükseklik ne? Pardon, derinlik. Yürüdüğüm yollar bunlar yani, yol boyu. Aa, böyle hiç açılmamış yolu böyle böyle yürüyoruz. En zor şeylerden bir tanesi de yol açmak. Suyumuzu içtik, yürüyüşümüzü yaptık. Şimdi kamp alanına geri dönüş zamanı arkadaşlar. Doga, az önce su içtim, bir de kar suyu mu içiyorsun kızım? Fredo, sen de mi? Karın tadı başka ya. Mineral lazım olsun. Haydi. Ta oradan geliyoruz ya. Bushcraft karnı adam yapıyor. Thank you.
Koca kafalı yapmışız ya. Bir şeye benzedi mi? Şöyle yapalım. Direkt gözüksün. Ağız yapmayı unutmuşuz. Bir daha ağız yapalım. Çamura geliyoruz. Bandık. Şöyle. Ağız. Büyük düşle. Yani heykeltıraş değilim ama Togo, bak bakayım oldu mu? Bir bölümünde sonuna geldik arkadaşlar. Bir kusur elediysem affola. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam ediyorum. Dağlardan, doğadan. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Sensiz geçmiyor bu günler, biliyor musun? Yüreğine beni soruyor musun? Öyle yalnız kaldım, biliyor musun? Türküler söyledim sana, duyuyor musun? Türküler söyledim sana, duyuyor musun? Yıllar yıllar oldu oralardan, çıkamıyorsun. Bağlanmış elin ayağın, kaçamıyorsun. Bir kuş oldun gökyüzünde, uçamadın sen. Nehir oldun, ırmak oldun, taşamadın sen. Çocuk oldun da sokaklarda oynamadın sen. Doğdun da büyüdün ama yaşamadın sen. Yıllar oldu oralardan çıkamıyorsun. Bağlanmış elin ayağın, kaçamıyorsun.